Namazdayken aklına dünyevi şeyler gelen birinin namazı tehlikeye girmiş olur mu? Namazda neden başka şeyler, sevmediğimiz, istemediğimiz şeyler aklımıza geliyor? namazda şöyle yap ya da böyle yap demek yeterli olmuyor. Önce namazın ne olduğunu anlamak gerekir. Gereğini eğer yaparsak bu durumda olabilecek, gelebilecek her türlü vesveseden kurtulmuş oluruz. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü vesselam namaz müminin miracıdır buyurdu. Dolayısıyla kul namazda miraca çıkar. Nasıl bir miras? Gönül miracı. Bir kul gönül itibariyle ben Allah'ın huzurundayım. Ben mirajdayım. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü vesselamın durduğu yerdeyim. Onun arkasındayım dese gönül itibariyle böyle bir tefekkür yapsa o anda ruh itibariyle Gönül deyince ruhu anlamak gerekiyor. Allah'ın nefeti ruh. Ruhun için, ruh için böyle zaman, mekan söz konusu değil. Bir anda Allah'ın huzurunda durabilir. Bir anda arşa çıkabilir. Biri böyle bir tefekkür yaptığında gönül yani Allah'ın nefettiği ruh mirajda Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın durduğu yerde durmuş olur, durur. Böyle bir kul için namaz miraj olmuştur. Sadece bu bir Zahiri e, hayal değildir. Bir düşünce değildir bu. Gönül itibariyle orada olduğunu bilmesi gerekir. Buna inanması, iman etmesi gerekir ki namaz müminin miracıdır. Durmuştur zaten zahiri olarak huzurda. Eğer namazı mirac olursa hepimiz biliyoruz ki e, şeytanlar göğe çıkamaz. Herhangi bir şekilde vesvese veremez. Aynı şekilde nefis de oraya varamaz, çıkamaz oraya çıkmış olan Allah'ın nefrettiği ruhtur ve o da bizim kendi hakikatimizdir. Biziz o yani. Bizim o ruhumuzla beraber mirajda durmamız gerekir. Mirajda durduğumuzda ne gösterse gelir, ne şeytan oraya yaklaşabilir. Sadece orada ne olur? Ben, beni yaratan Rabbimin huzurundayım dediğimizde orada aşktan, muhabbetten başka bir şey olmaz. Halimizi Allah'a, Rabbimize arz etmekten başka bir şey olmaz. Öyle ki kendimizi bile orada bulamayız. Değil vesveseyi, değil başka şeylerin aklımıza gelmesi. Kendimizi bile orada bulamayız. Mesela, sahabenin anlattığı gibi, Hz. Ali Efendimizin bacağına ok saplanıyordu savaşta, çıkaramayınca, Durun ben namaza durayım öyle çıkarın dedi. Namaza durdu çıkardıklarında onu hiç bile etmedi. Selam verdiğinde soruyor ne yaptınız çıkardık. Kendi acısını bile hissetmiyor. Bacağını parçalamışlar oku çıkarmışlar onu bile hissetmedi. Kendinden bile haberi yok. Neden? Allah'ın olduğu yerde kul olmaz da ondan varlık olmaz da ondan. Öyle bir huzurda duruş ki, evet, Rabbinin o tecellisinde, nurunda, o aşkında, muhabbetinde yok olmuş vaziyette. Namaz budur. Sadece bu e, Hz. Ali Efendimiz için mi geçerliydi? Hayır. Sahabe dediklerimiz, gerçek manada Resulullah Efendimizin sahabem dedikleri, her şeyini onun yoluna kurban edenleri, malıyla canıyla onunla beraber olanlar böyleydi. Aynı seviyede olmasa bile hepsi namazda bu hali tadıyor. Yani namazları miraç oluyordu. Belki kaybettiğimiz şeylerden bir tanesi budur. İşin dış tarafını, kabuğunu, zahirini biliyoruz ama içini ihmal etmişiz. İçi nedir? Miraç. Müminin miracı. Miraç olunca ne? Şeytan oraya gelebilir ne nefis gelebilir, ne benlik gelebilir, ne dünya gelebilir. Hiçbir şey oraya gelmez. Orada Rabbinin huzurunda bir tek sen varsın, bir de o. Sonra kendini de bulamazsın orada. Evet, aşkta, muhabbette kaybolmuş olursun. Aşka, muhabbete gark olmuş olursun. O aşktan, o muhabbetten dolayı kendini bile hissedemez olursun.